İsrail'i otorite kabul edip... Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları Kütahya'da oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleştirilen mitingin ardından halka teşekkür içeren bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Başkanı İshak Gazel, Milletvekilleri Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özbey ile teşkilat mensupları ve partililer katıldı. Kütahya halkı İsrail'i otorite kabul edip bu ülkenin otoritesine kalkışma yapmaya kalkışanlara karşı en iyi cevabını dün meydanda verdi. Milli iradesine sahip çıktı. Milli irade hırsızlarına gereken cevabı meydanda verdi. Biz de bu coşkuyla, bu hızla inşallah 30 Mart'a kadar tabiri caizse deli gibi çalışmaya devam edeceğiz. Milli iradeyle iktidar olan Menderes döneminden 2002 yılına kadar kim iktidar olmuşsa, o iktidarlar nasıl haksızlıklara uğramışlarsa, nasıl darbelere, muhtaralara, efendim çeşitli saldırılara muhatap olmuş ve 16 aydan daha fazla iktidar olamamışsa, aynı şekilde bize de aynı 2002'den itibaren aynı saldırılar, 16 ay geçmeden aynı saldırılar bize yapılmıştır. Bu saldırıların tek amacı 16 aydan daha fazla milletin, yani sizin iradenizle seçmiş olduğunuz iktidarın efendim gelip siyaset yapmasını engellemek. Şu an itibariyle muhalefetin belediye başkan adayının daha göreve gelmeden ya da seçilmeden kamu kurum ve kuruluşlarla kavgalı durum olması, onlarla basının huzurunda farklı şeyler, sözler dile getirmesi, Kütahya'nın önündeki 5 yılın nasıl geçeceğinin fotoğrafını şimdiden görüyor gibi oluyorum. Bu nokta itibariyle de halkımızın iyi düşünüp iyi değerlendirmesini arzu ediyorum. İşte gerek projelerle gerek çalışmalarla 5 yılın heba edilmemesi en büyük dileklerimizden bir tanesi. Bunu özellikle vurguluyorum.